Merhaba arkadaşlar. Bugün paragrafta yapı konusuyla beraberiz. Paragrafta yapı ile ilgili aslında ÖSYM son zamanlarda çok fazla soru soruyor ve bunu hep farklı farklı tarzda bütün soru tiplerine değineceğim. Ama önce bir paragrafın hani o yapısının bir mantığını anlayalım istiyorum bu videoda. Ve buradaki giriş cümlesiyle ilgili bir soru tipi ya da giriş cümlesinde sahip olduğum bir bilginin aslında diğer göstereceğim o soru tiplerinde nasıl bir anahtar, çözmede nasıl bir anahtar olacağını da göstereceğim. Şimdi paragrafın yapısı 3 bölümden oluşur. Giriş, gelişme, sonuç. Aşina olduğumuz bir ifade bu. Giriş bölümü, giriş cümlesi dediğim ifade. Yani bölüm olarak giriş bölümü var ama giriş cümlesi dediğim ifade benim için önemli. Ve yine söylüyorum, birçok paragrafta yapı sorusunda giriş cümlesi bizim anahtarımız olacak. Giriş cümlesiyle birçok seçenek eleyeceğiz veya giriş cümlesiyle doğru cevaba ulaşacağız. O yüzden giriş cümlesi çok önemli. Konuyu tanıtmak amacıyla yazılır. Bağlayıcı hiçbir öge içermemeli. İşte bu benim en önemli, üzerinde en çok duracağım nokta olacak. Bağlayıcı hiçbir öge içermeyecek. Ne demek bağlayıcı? Kendisinden önce sanki bir cümle, kendisinden önce bir bölüm varmış havası, hissi uyandırmayacak. Yani demem o ki, mesela bir cümle okuyorsun, ayrıca diyor. Demek ki bunun öncesinde başka bir şeyden bahsetmiş ve ayrıca demiş. Veya bunun gibi insanlar derken, burada demek ki daha önce bir insan tipinden bahsetmiş ve devamında bunun gibi insanlardan bahsetmiş. Yani öncesinde hiçbir şey ifade etmeyecek. Ben o cümleyi okuduğumda evet, parçaya giriş yapılıyor. Bunun öncesi yok havasını sezmeliyim mutlaka. Ve giriş cümlesi soru bankalarında illa karşımıza gelir. ÖSYM'den böyle bir soru tabii ki beklemiyorum ama yine söylüyorum, bu ayrıma varmak birçok paragrafta yapı sorusunun anahtarı olacak. Gelin hemen sorumuza bir bakalım. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir parçanın giriş cümlesi olmaya uygun değildir? Hemen bağlayıcı ifade var mı? Öncesini bana hissettiriyor mu, sezdiriyor mu ona bakayım. İstasyondan dışarı adım atmamla birlikte yoğun bir kalabalık üstüme doğru geliyor. Çok güzel bir hikaye başlangıcı, çok güzel bir roman başlangıcı olabilir bu. Bir parçanın giriş cümlesi olabilir. Hiçbir bağlayıcı ifade yok. O yüzden bunu direkt eliyorum. Çocukluğumda benim için gizemli olan şeylerin başında babamın kilitli tuttuğu oda gelirdi. Bu da gayet bir parçanın giriş cümlesi olabilir. Kaldı ki hiçbir bağlayıcı ifade de içermiyor. Bugüne kadar romanın pek çok uyarlaması yapılmış olsa da belki de hiçbiri bu denli ses getirmemiştir. Bakın, bugüne kadar romanın, şimdi buradaki genel, hani özel genel anlamlı sözcükleri hatırlıyor musunuz sözcükte anlamda? Orada özel ve genel anlam, direkt ÖSYM hangisi özel anlamlıdır, hangisi genel anlamlıdır diye sormaz. Ama işte bu şekilde karşına çıkarır. Yani sen o özel ve genel anlam ifadesini bir parça yorumlarken, bir soru çözerken illaki kullanıyorsun. O yüzden burada da bugüne kadar romanın pek çok uyarlaması. Şimdi şöyle deseydim, işte bugüne kadar romanla ilgili söylenmiş, yazılmış her şeye katılıyorum. Şimdi bu belki olabilir, bu genel anlamda bir romandan bahsediyor olabilir ama bugüne kadar romanın pek çok uyarlaması yapılmış. Belli ki burada spesifik bir romandan, özel bir romandan bahsediyorum. O yüzden burada demek ki öncesinde bir roman ismi verilmiş, o romanla ilgili başka bilgi verilmiş ve bu devam cümlesi niteliğinde. O yüzden genel ve özel anlam bilgisiyle buradaki romanın aslında özel bir roman olduğu ve öncesinde bu romandan bahsedildiği duygusuna kapılıyorum arkadaşım. Bu nedenle bu giriş cümlesi olmaya uygun değil. Diğerlerine hızlıca bakalım. Dürüst, saygılı, güzel insanların yaşadığı, sanki dünyanın üzerinde değil de başka bir gezegendeyim gibi. Bu çok güzel bir, yine söylüyorum, romanın giriş cümlesi olabilir. O yüzden gitti. Hayatlarımızın devam edebilmesi için hücrelerimiz bölünmek ve yeni hücreler üretmek zorundadır. Dikkat et, buradaki hayat benim hayatımdan ya da özel bir hayattan bahsetmiyorum. Genel anlamda kullandım ve genel kullandığım için öncesine de bir işaret olmadığı için bu da giriş cümlesi olmaya uygundur. İşte giriş cümlesinde buna çok dikkat edeceksin. Cümle oluşturma, parça oluşturma sorularında, iki parçaya bölme sorularında bunlar hep işine yarayacak. Önemli. Hemen gelişme cümleleriyle devam edeyim. Gelişme, giriş bölümünden sonraki bölüm ve biliyorsun orada artık ne anlatıyorsam orada genişletiyorum, geliştiriyorum. Ve burada ana düşünce, yardımcı düşünceler yer alabilir.
Yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Ana düşünce ya ilk cümlededir ya son cümlededir. Veya giriş cümlesinde işte karşılaştırma, işte düşünceyi geliştirme yollarının birçoğu orada bulunur gibi ifadeler kesin yargı içermez arkadaşım. Yani evet, ana düşünce ilk cümlede olabilir, son cümlede de olabilir. Ama ben ana düşünceyi tamamen gelişme bölümünde de verebilirim. Ve ben böyle sorular yazıyorum özellikle. Öğrenci şunu görsün, fark etsin. Yani tek düzelik yok. Hani sırf ana düşünceyi kolay bulduracağım diye. Arkadaşlar son cümleye dikkat edin. İlk cümlede vardır. Kesin sadece buraya bakın gibi. Bütün parça okunacak. Yine söylüyorum, hep söyleyeceğim. Bütün parça okunacak. Ama tabii ki gelişme bölümünde, yani hani giriş ve sonuç bölümünde biraz daha olaya, mesela giriş bölümünde çarpıcı bir şekilde başlıyor. Orada bir şeyler sezdiriyor. Sonuç bölümünde de artık bir sona geldiği için illaki bir özetleme durumu, bir toparlama durumu var ve ana düşünceyi hissedersin. Ama sadece sonuç cümlesinden ana düşünce bulunur gibi bir yargı hiçbir soruya, tamamen bir genelleme yapılamaz. Bu nedenle buna lütfen dikkat et. Ve gelişme cümleleri aslında giriş ve hani sonuç bölümlerinde bir ipucu içerecek. Özellikle bu ortaya cümle yerleştirme ya da paragraf tamamlama gibi ifadelerde gelişme cümleleri benim için önemli olacak. Bir diğeri sonuç cümlesi. Artık paragrafta her ne anlatılmışsa sonuçta, yani sonuç bölümünde bir yargıya varıyorum, bir sonuca varıyorum ve mutlaka oradaki sonuç benim ana düşüncemle, benim parçada anlattığımla aynı doğrultuda olacak ve hem biçimsel hem anlamsal bir, yani yapı ve anlam bakımından da uyumlu olacak. Bambaşka bir bölüm gibi düşünemem. Tamamen oranın hani özeti olacağı için onunla uyumlu olmak zorunda. Ve genelde sonuç cümlelerinin başında kısaca, böylece, sonuç olarak, diyebiliriz ki artık gibi ifadeler kullanılır. Kullanılmayabilir. Onu da söyleyeyim, yine söylüyorum. Kullanılmayabilir ama sen onun anlamından orada sonuç cümlesi olduğunu fark edersin zaten. Yeter ki parçayı daha önce söylediğim gibi otomatik pilotta okuma, gerçekten anlayarak, yorumlayarak, özümseyerek oku. İnan bana direkt kendini zaten ele verecektir. Peki arkadaşlar, bir sonraki videoda artık paragraf yapıyla ilgili gelen soru tiplerinden bahsedeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.